Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alışveriş ve markalardan gelenler videosu hazırlamak istedim. Birkaç tane ürün aldım, farklı ürünler var. Bir de aynı zamanda markaların denemem için gönderdiği bazı cilt bakım ürünleri de var. Bunlarla ilgili de sizlere bilgi vermek amacıyla böyle bir içerik hazırlamak istedim. Hazırsanız, çayınız kahveniz de yanınızdaysa hemen videomuza başlayalım. Şimdi öncelikle yaptığım alışverişlerde neler var, ne gibi ürünler aldım bunları anlatacağım ve biraz da bilgi de vereceğim ürünlerle ilgili. Yeni cilt bakım ürünleri, yeni markalar var. Gelen markalardan da yenileri var böyle bir takım hani hiç bilmediğim markalar ve yeni ürünler de var. Bazılarını daha denemedim tabii ki. Çok fazla böyle birikince denemek için zaman bırakıyorum açıkçası. Ürünleri belli bir süre kullandıktan sonra ürünlerin cildimdeki etkileriyle ilgili sizlerle paylaşımlarda bulunuyorum. Fakat yine de beni Instagram'dan da takip ederseniz orada güncel olarak gelmiş olan ürünler ve içerikleriyle ilgili storyler, hikayeler şeklinde paylaşımlarda da bulunuyorum. O yüzden Instagram linkini de ekleyeceğim. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Onun dışında gelelim yaptığım alışverişlerde neler aldım bunları göstermeye. Yeni bir marka, cilt bakım markası Maruderm adında bir marka. 3 tane serumunu aldım bu markanın. Ben bunları Trendyol üzerinden aldım. Ve şu anda eğer bitmediyse yani bu videoyu sizler izlerken indirimli olarak fiyatları bayağı düşmüş durumdaydı. Bu üçlü set olarak neredeyse bir tane serum fiyatına denk gelecek şekilde aldım ve uygun fiyatlı bir serum fiyatına denk geliyor. Üçü birden düşünün bir serum fiyatına. Tek tek de ayrıca alabiliyorsunuz. Böyle farklı setlerde oluşturmuşlar. Maruderm markası bana şöyle göstereceğim size. Juvenil markasının kutusu içerisinde geldi. Juvenil markasının zaten serumlarının içeriklerini ben çok beğeniyorum. Gratis mağazalarında da satılıyor ve yine Trendyol üzerinden de ulaşabiliyorsunuz. Hem yüz yıkama jelleri, hem kremleri, hem işte birçok serumları, cilt bakım serumları vesaire bir sürü ürünü var. Ve Maruderm'de Juvenil çatısı altında olan bir markaymış. Şimdi Maruderm'in benim aldığım bu üçlü sette bir tane renginden anladığınız üzere C vitamini serumu, mavi olan hyaluronik asit ve mor olan da lekeler için olan arbutin serumu. Şimdi arbutin serumu olması benim için cazip oldu. Çünkü ben sabah cilt bakımlarımda daha önce uyguladığım cilt bakım rutini videolarımda da size gösterdiğim gibi C vitamini ve arbutini sabah rutinlerimde kullanıyorum ben. Akşam rutinlerinde de yine niasinamid, retinol veya ahalı ürünleri kullanıyorum. Hyaluronik asit de hem sabaha hem de akşama eşlik ediyor. O yüzden bu üçlü yani üç üründe ben sabah da kullanabilirim. C vitaminini akşam kullanmayı tercih edenler varsa eğer içinizde yine üçlü olarak akşamda kullanabilirsiniz veya ikili kombinasyonlarda olabilir. Şimdi ürünlerin biraz içeriklerinden de bahsedelim ve ambalajlarını da göstereyim size. Şöyle normal serum şişesi şeklinde ve koyu renk şişelerde. Bu C vitamini serumu türev C formunda yani içerisindeki C vitamini stabil formda yani çabuk bozulmuyor öyle söyleyeyim. Bu içeriğinde türev C vitamini ile ilgili ve saf C vitamini ile ilgili bir içerik hazırlamıştım size. Videomun linkini de bırakırım. Orada detaylı anlatmıştım. Türev C vitaminlerinden sodyum askorbil fosfat formunda olan C vitamini var içerisinde. Ben markaya sordum yüzde kaçlık olduğunu, %12 C vitamini içerdiğini söylediler geri dönüş yaparak. Şimdi bunun içerisinde %12 sodyum askorbil fosfat var. Fakat bunun yanında içeriklerine belirttiği niasinamid yine lekeleri aydınlatmak için ve anti-aging etkileri olan çok güzel bir içerik. Aynı zamanda gözeneklerin sıkılaşmasını da sağlıyor. Onun dışında içerisinde pantenol nem vermesi için ve ayrıca pisum sativum peptit olarak geçen bir peptit türü var. Bu da bezelyeden gelen bir peptit türüymüş. Bitkisel bir peptit. Aynı zamanda birçok amino asit var. Arginin, glisin, alanin, serin, valin, prolin, teonin gibi böyle sonu inli biten gördüğünüz bütün içeriklerin hepsi amino asitler. Amino asitler bakımından çok güçlü içeriklere sahip olan bir seri yapmışlar ve fiyat da gerçekten güzel görünüyor. Tabii kullanım sonucunda ciltteki etkileri nasıl olacak bunu size birkaç hafta kullandıktan sonra en az 2-3 hafta kullandıktan sonra ben detaylı bilgi veriyorum. O yüzden ben bugünden itibaren bunları rutinime katacağım ve bundan 3 hafta sonrasında eğer çok beğenirsem belki daha yakın zamanda sizlere bunları hem favoriler ekleyebilirim hem de dediğim gibi Instagram'daki paylaşımlarımda anlatıyorum. Eğer ki uygun fiyatlı bir serum serisi düşünüyorsanız yani içerikleri bakımından bir bakın derim. Ama tabii ciltteki etkilerini söylemek için şu an erken. Onu da açık açık belirteyim. Şimdi C vitamini böyleydi. Geçiyorum hyaluronik asit olana. Hyaluronik asit de hyaluronik asit artı kolajen anti-aging serum olarak geçiyor. İçerisinde çünkü kolajen de bulunuyor. Hidrolize kolajen bulunuyor. Şöyle göstereceğim. Bu da yine aynı şekilde ambalajda. İçerisinde ikinci sırada hidrolize kolajen 3. sırada niasinamid, sodyum hyaluronat yani hyaluronik asit ve ondan sonrasında da yine aynı dediğim gibi bütün bu amino asitlerin hepsi az önce C vitamini söylediklerim bunda da mevcut. Amino asitler bakımından yoğun bir seri yapmışlar. Ben Juvenil markasının içeriklerine de çok güvendiğim için Maruderm'in de içeriklerini beğendim. Geçiyorum diğer ürüne. Bu da mor olan Anti-Blemish Skin Brightening Serum olarak geçen bu üründe de yine aynı şekilde şişeyi de göstereyim aklınızda kalmasın. Hani bunu açmadınız demeyin. Bu da aynı şekilde böyle bir ambalaj içerisinde. İçeriklerinde de niasinamidden başka alfa arbutinde bulunan yine lekeleri açmada etkili olan bir içerik. Ha bu arada bunun yüzdesini söylemedim. Bunun içerisinde alfa arbutin %2 oranındaymış. Hyaluronik asit olan bu serumda da hyaluronik asit %2 oranındaymış. Bunları da yine markadan öğrendiğim için sizlerle paylaşmak isterim. Genelde zaten hyaluronik asidi %2 formunda serumlarda görüyoruz. Arbutin'de %2 olarak görüyoruz. O yüzden sınırları, limitleri zaten diğer ürünlerde gördüğünüz gibi olduğunu söyleyebilirim. Bence çok uygun fiyatlı ve denenebilecek, içerikleri de gayet güzel görünen, şimdiye kadar kullandığım ürünlerdeki içeriklere benzer. Dolayısıyla hani cildime zarar verebileceğini düşünmediğim için hemen bugünden itibaren kullanmaya başlayacağım ürünler oldu. Bunlar alışverişimden bir tanesiydi. Sizlere de Maruderm markası ve bu alışveriş hakkında da bilgi vermiş olayım. Aşağıya dediğim gibi ben bütün ürünlerin hepsini tek tek yazacağım. Bulduğum linkleri de yanına yazacağım. Oradan bakabilir isteyenler. Evet bir tane de böyle bir ürün sizle daha önceden paylaşmıştım. Ben bunu BİM'den almıştım. BİM'e geçenlerde yaptığı indirimde geldi bunlar. Tesadüfen markete girdiğimde bir tane kaldığını görüp bundan almıştım. Bu Dreamlong uzun saç kurtarıcı maskeydi. Sonra başka bir mağazaya girdiğimde bu sefer 2 tane de bundan kaldığını gördüm. Ve aynı anda internetten hemen cep telefonundan baktım fiyatına. Normalde o gün Amazon.com.tr'de bile yani hani indirimli satılan bir yerde bile fiyatı 63 lira olan bu ürün tanesi 26 liraydı sanırım BİM'de. Hemen 2 tane vardı. İkisini de kaptım. Çünkü çok büyük kavanozdalar. 300 mililitrelik kavanozda. Ve ben bunları zaten kullanıyorum ve kapağı kapalı hiçbir şey olmayan ürünler. Sürekli kullandığım ürünler. Yani haftada 2 kez falan ben saç maskelerini kullanıyorum. Saçlarımı yumuşak yapıyor. Elektriklenmeyi alıyor. Çok kolay tarıyorum. Tabii ki maskeyi kullandıktan sonra ben arkasından saç kremi kullanmıyorum. Bunları saç kremiymiş gibi kullanmış oluyorum. Sprey formdaki saç kremlerini de kullanmıyorum bunları kullandıktan sonra. Yani şampuanlayıp yıkadığınız saçınıza arkasından bunu biraz sürüp 5 dakika kadar tutup duruluyorsunuz. Saçın boylarına ve uçlarına sürmek gerekiyor. Bu beyaz olanları L'Oreal Elseve'in komple onarıcı 5 yapılandırıcı maske olarak geçen %10 keratin içerikli olanı. Keratinin de saçlardaki elektriklenmeyi alma ve saçları besleme ve biraz da düzleştirme etkisi var. O yüzden 2 kavanoz bulmuşken bir mağazada zaten 2 tane kalmıştı. İkisini de alayım dedim. Ve bu böyle 3 tanesi bana herhalde bir sene falan rahatlıkla yetecek. Gayet ekonomik oldu. Dediğim gibi indirimli fiyatta bile 63'tü. Ben 26 liraya tanesini alınca hiç kaçırmayayım bunları dedim. Bunlara da bakın derim. Çünkü böyle kıyıda köşede kalmış olan çok fazla kalabalık olmayan, ana cadde üzerinde olmayan bazı marketlerde kalmış olabiliyor. Herkesin ihtiyacı değil sonuçta. İhtiyacına göre aldığı için insanlar da mutlaka denk gelebilirsiniz. Önceki haftaların ürünlerine bile ben zaman zaman denk gelebiliyorum. Evet onun dışında geçiyorum başka bir alışverişe. Bir tane de yine Trendyol'dan NYX'in bu HD pudrasını aldım. HD Finishing Powder benim elimdeki banana rengi. Genelde ben pudra olarak çoğunlukla Wet n Wild'ın Loose Powder diye size de söylediğim. Hatta önümde az önce makyaj yapmadan önce de getirdim ama bunu kullandım. Bu Photo Focus pudrasını çok kullanıyorum. Yani bunun yüzümdeki duruşunu çok seviyorum. Böyle çok pudra pudra görünmediği için. Bunu da deneyeyim, sizlerle de paylaşayım istedim. Onun için aldım. Sıkıştırılmış bir pudra. Fakat aşırı aşırı mat yapmıyor. Bu sabitleme fırçasıyla kullanıyorum. Bu da elimdeki de Naşita Pro 293 numaralı fırça. Biraz daha küçük bir fırça. Biraz far fırçası gibi. Fakat çok güzel sabitledi. Çizgilerde ürünün birikmesini de engelledi. Hem böyle pudralı bir görüntü, yani nasıl diyeyim, hem böyle matlaştırıyor ama çok da böyle kuru kuru bir matlaştırma da yapmadı. Onu da beğendim. Ve biraz da çok hafif bir blörleme etkisi de var. Yani çok hafif bu çizgilerdeki belirginliği azaltırken biraz gözeneklerin oralarda da hafif böyle sanki daha az görünmesini sağladı gibi geldi bana. Beğendim, güzel. Genelde dediğim gibi sıkıştırılmış pudra çok fazla kullanmıyorum. Bu ara hep o loose powder'ı çok kullanıyorum ama bu çantaya atçık, hani o tür ürünler birazcık sıkıntılı oluyor. Çünkü çantada hep böyle tepe taklak döndüğü için, her şey birbirine karıştığı için dökülme ihtimali çok fazla. Kendinden böyle sıkı kapağı yoksa Bunlar birazcık daha kullanışlı oluyor o anlamda çantada taşımak için. Bunu o anlamda yanımda taşırım diye aldım. Ve ilk izlenim olarak kadife gibi yapısını beğendim. Dediğim gibi uygulamada da böyle cildimin üstünde kabuk kabuk bir pudralı gibi görüntü yapmadı. Bugün de yüzümde pudra olarak hatta bunu kullandım. Arzu edenler bakabilir. Aşağı yine ekleyeceğim bu ürünleri. Evet, ilginç alışverişlerimden bir tanesi de böyle bir selfie çubuğu aldım kendime. Bu çubuğu aslına bakarsanız şunun için aldım. Yani selfie stick böyle kendimi selfie çekmek için değil de bununla size video çekmek için aldım. Şöyle söyleyeceğim. Instagram'da videoları çekmek için bazen kendi elimle tutmam ve çekmem çok zor oluyor. İki elim birden kullanmam gerekiyor. Ürünleri anlatırken, elimin üzerine sürerken iki elime ihtiyaç duyduğum anlarda kullanabilmek adına bu selfie çubuğunu aldım. Bu şöyle bir şey. Göstereceğim şimdi size. Böyle açılıyor. Belki bileniniz vardır. Sonrasında böyle uzuyor selfie çubuğu gibi. Fakat bir de kısa göstereyim. Şuradan ayaklarını açabiliyorsunuz. Zaten benim amacım buydu. Bunu bu şekilde masanın üzerine koyduğunuzda buraya da telefonunuzu sıkıştırıyorsunuz. Şöyle açılan bir kısmı var. İsterseniz yatay, isterseniz bunu çevirerek telefonunuz dikey olacak pozisyonda. Ve bir de burada flaşı var. Şöyle uzun basılı tuttuğunuzda flaşı da yanıyor ve yüzünüze de bir ışık veriyor. Aynı zamanda bir de bunun arka tarafında bir de aynası da var. Aynası da şu işe yarıyor ki telefonunuzun arka kamerasını kullanmak istiyorsanız, yani arka yüzdeki daha güzel çeken kamerayı kullanmak istiyorsanız, arkasını kendinize dönük tuttuğunuzda da kendinizi göremeyeceğiniz için ekranda buradaki küçük aynadan kendinize bakarak da hemen böyle ufak çekimler yapabilmek için işlevsel olduğunu düşünüyorum. Bir de güzel tarafı burada bir tane şuradan çıkan bir kumandası var minik. Kumandayla da çıt diye uzaktan kumandayla bunu yerleştirdiğiniz yerden hemen çekimde yapabiliyorsunuz. Böyle bir kapandığında da şöyle çevireceğim. Yine bu kadar küçülerek çantada da gayet rahat taşınabilen, gayet işlevsel geldi bana. Bu tür bir şeye ihtiyacınız varsa hem telefonunuzu dikine tuttuğunuz zaman çekim yapabiliyorsunuz, hem yatay tuttuğunuz zaman çekim yapabileceğiniz şekilde oynar bir başlığı olduğu için üst kısmında bence çok işlevsel. Siz de kendi çekimlerinizi kendiniz yapmak istiyorsanız ya da YouTube'da video çekmeye başlayacaksanız kameranızı, telefonunuzu önünüze koyup tutmak için de kullanabileceğiniz küçük bir alet olabilir. Aşağı linkini bırakacağım ben. Dediğim gibi bunu da Trendyol'dan almıştım. Evet, başka bir ürüne geçeceğim şimdi. Enteresan ürünlerden bir tanesi daha. Daha doğrusu bu ürün derken yani şöyle benim ihtiyacım olan bir şey. Benim gözlerim bozuk. Daha önceden size bunu hatta lens videosu hazırlamıştım. Lens nasıl takılır, kullanılır, lensi ben nasıl kullanıyorum, nasıl takıyorum. Bununla ilgili ilk videolardaydı kanalda en başta. Onun da linkini eklerim. Lens kullananlar varsa veya lens kullanmayı İsteyenler ama nasıl olduğunu merak edenler varsa ona bakabilirler. Benim gözlerim miyop, yani uzağa göremiyor. Bir gözüm 3 numara, biri 1.75 gibi, arada da böyle bir fark olduğu için çok büyük. Gözlükle çok fazla rahat edemiyorum ben. Gözlük böyle sınırlandırdığı için hani çerçevesi görüşümü. Gözlüğün çerçevesinin bittiği yerlerden etrafı normal görmek biraz beni rahatsız ediyor. Uzun dönemdir de, uzun yıllardır da lens kullandığım için çok alıştım artık lens kullanmaya. Şu anda da gözlerimde lens var. Tabii renkli değil. Tamamen saydam lens kullanıyorum ben. Şimdi ilk kez internet üzerinden lens aldım. Lensevi.com sitesinden aldım. Tarihleri falan güncel bu arada kesinlikle. Nasıl aldığımı söyleyeyim. Tabii öncelikle lens kullanmak istiyorsanız bir kere göz doktoruna gideceksiniz ve lens için olduğunu söyleyerek muayene olmanız gerekiyor. Benim zaten reçetem olduğu için ve bildiğim için numaramı, önceki lenslerin de elimde kutuları ve numaraları olduğu için onların üzerinden ben yine lenslerimi satın aldım. Bausch & Lomb markasının Pure Vision modelini kullanıyorum. Bu Pure Vision 2 HD olarak geçen elimdekiler. 2 kutu olarak aldım. Bir de yanında ayrıca böyle bir lens solüsyonu da hediye olarak gönderdiler. Hem fiyatları uyguna geldi hem de hediyesi de olmuş oldu. Eğer ilgilenenler varsa veya zaten lens kullananlar varsa Lensevi.com'dan bakabilirsiniz. Dediğim gibi lenslerinizin numarasını falan yazınca zaten oradan detayları çıkıyor. Uzak veya yakın olmasına göre bakabilirsiniz. Bu da bugün geldi hatta kargo. Hemen sizlere de bu alışveriş videosunu çekerken de bundan da bahsetmek istedim. Evet, bunu da tamamladıktan sonra şimdi geçiyorum markalardan gelenler kısmına. Birçok ürün var. Aslında deneyimleyeceğim birçok ürün var içlerinde. Sırasıyla anlatayım. Öncelikle yeni gelen ürünlerden bir tanesi. Dün akşam kullanmaya başladım. 7 gün boyunca kullanıp cildimdeki farkını sizlerle de paylaşacağım Instagram'da. Bu ne derseniz eğer Justin Beauty'den gelen böyle bir üründü. Justin Beauty kutusunda. Bu da Mizon'un AHA BHA Daily Clean Toner adlı ürünü. Şöyle göstereceğim. Dün akşam ilk kez kullandım. Bu akşam bu makyajı temizledikten sonra ikinci kez kullanacağım. 7 gün üst üste kullandıktan sonra da izlenimlerimi yine paylaşacağım. Bu AHA/BH Daily Clean Toner olarak yazdığı için içerikleri bakımından günlük kullanıma uygun bir dozda AHA/BH içeriği bulunuyor. Normalde AHA/BH içeriklerini hani ben videolarda size haftada 2 ya da 3 kez kullanın diye söylüyorum ama yüzdeleri yüksek olduğu için, %8'den falan yüksek olduğu için daha aralıklı kullanmakta fayda var. Cilt bariyerine çok fazla zarar vermemek adına. Fakat bunun içeriğinde oranları, yüzdeleri düşük tuttukları için günlük bir tonik formunda hazırlamışlar. Hani şu Misha'nın benim size çok önerdiğim, çok sevdiğim bir Time Revolution serisinin Clear Toner adlı ürünü var ya, o da mesela günlük kullanıma çok uygun bir AHA/BH içeriğe sahiptir. Bu da aynı şekilde. Dolayısıyla her gün bile kullanılabilecek cildi yenileme programı olarak geçiyor zaten. Bakalım kullanım sonucunda dün 1'di, bugün 2 olacak. Nasıl olacak cildimdeki durumu? Bu ara biraz yine maske takmaktan dolayı şurada 2 tane sivilce çıktı. Geçti fakat onların yeri, izi biraz burada görebiliyorsunuzdur, koyu renk. Kapatmaya çalıştım ama birazcık görünüyor yine de. Bunları bakalım iyileştirebilecek mi? Hani cildin o yenilenme sürecine etkisi olacak mı? Tam da güzel zamana denk geldi. En azından bunun üzerindeki renk farkını 7 gün boyunca ben de incelemiş olacağım. Bilgilerini yine sizinle dediğim gibi paylaşacağım. İlk kez kullanıyorum bu ürünü. İçerisinde AHA/BH bulunuyor. Onun dışında cildin nemlendirme özelliği var. Sakinleştirme, yatıştırma özelliği var. Ve ölü deri hücrelerini, ölü cilt hücrelerini de ciltten arındırır diyor. Neler var içerisinde derseniz eğer biraz onlardan da bahsedeyim. İçerisinde glikolik asit %0,5 oranında, yani düşük oranda var. Onun dışında içerisinde laktik asit yüzdesi 0,3 oranında. Ayrıca salisilik asit %0,02 oranında. Yani AHA/BH'yi gördünüz diye korkulacak bir yüksek asit içeriği yok. Bunları da tek tek kutusunun üzerine yazmışlar zaten. Aynı zamanda nem verecek olan içerikler var. Centella asiatica ekstrakları var. Yine her zamanki gibi yatıştırıcı etkileri bakımından. Ayrıca bunun dışında yine pek çok bitkisel içerik var. Cilde nem verecek olan bitkisel özler, içerikler bulunuyor. İlk kullanımda memnun kaldım. Germedi cildimi, kaşındırmadı, irite etmedi, böyle bir kızarıklık da yaratmadı. Dün akşam temizlediğim, çift aşamalı olarak temizlediğim cildime pamuğa dökerek bunu bolca sürdüm. Bu akşam ikinci kez kullanacağım. Dediğim gibi bakalım ne olacak, size anlatacağım. Evet, bu Justin Beauty'den gelen, bir hafta deneyeceğim, sonrasında da kullanacağım bir üründü. Diğer bir yeni denediğim ürünse ve memnun kaldığım ürünse yine Mia Clinica'dan gelen bu ürünlerdi. Bunlardan da bir tanesi Barrier Repair Cream olarak geçen, cilt bariyerini yenileme özelliği olan bu krem. Şimdi bu Barrier Repair Cream'in içerisinde seramitler var, squalen var, nem vermek için hyaluronik asit var, koenzim Q10 var. Onun dışında da pantenol var. Çok güzel nem veren, cildi yapılandıran harika içerikler olan bir krem yapmışlar. Kremin yapısı yumuşacık. Bunu kullanıyorum. Dün akşam da yine nemlendirici krem olarak ben bunu kullandım. O kadar yumuşak ki sürdüğünüz anda asla beyazlık bırakmadan, böyle cilt tarafından emilen, yağlı da olmayan, böyle yumuşacıkta bir kokusu var. Asla yağlı yapmıyor. Hatta bilakis cildi mat yapıyor. Ben bunu hem gündüz hem de akşam rutinlerimde nemlendirici krem olarak kullandım. Güneş kreminin altına da kullandım. Çok da beğendim. Mia Clinica'nın bu bariyer onarıcı, cilt onarıcı, yatıştırıcı etkilere sahip olan kremini kesinlikle öneririm. Bir haftadır kullanıyorum bunu. Çok beğendim. Bu arada bu şekilde kutusu var. Bir de bu böyle çok güzel kendine özgü minik tekli kutularla geliyor. Şöyle yani. Onu da göstereyim size. Marka böyle ürünlere tek tek ayrıca minik paketler yapmış. O yüzden ürünlerin kargoda deforme olması da mümkün olmuyor. Böyle geldiğinde açıyorsunuz, içinden ürünü bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Bir tane de retinol ve kolajen kremi geldi. Bunu da denedim. Şimdi retinol içeriği kullanıyorsanız eğer 25 yaş ve üzerindekilere retinol içeriği yavaş yavaş başlanabilir. Şimdi bunun içerisinde hem retinil palmitat formunda var ki genelde hani retinol içerenlerde biz retinolü arıyoruz, böyle içerisinde bulamıyoruz da retinil palmitatı görüyoruz. Onu hani böyle çok etkili zannediyoruz. Bunda retinol de var. Yani retinol artı retinil palmitat var. Dolayısıyla etkileri daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. İçerisinde retinol, kolajen, squalen, yeşil çay, avokado bulunuyor. Bitki özleri bulunuyor. Cilde çok güzel nem de veriyor. Ve retinol içerikli bir nemlendirici krem arıyorsanız, gerçekten retinol bulunan bir nemlendirici krem arıyorsanız eğer bunu da tavsiye ederim. Yapısı az önce söylediğim gibi aynı şekilde beyaz, yoğun bir krem gibi. Sürdüğünüzde hiç beyazlık bırakmadan çok güzel cilt tarafından emiliyor ve hafif yine aynı koku bunda da mevcut. Böyle göstereyim elimin üstündeki görüntüsünü. hiçbir şekilde parlamadan ciltte uygulanabiliyor. Evet, bunu da geçtikten sonra Mia Clinica'nın ürünlerini, bir tane de New Lab'dan böyle elimde bir ürün var. Bu da AHA %10, BHA %2 peeling solüsyonu. Bunun minik boyunu denedim. Bu büyüğünü açmadım. Bu şu meşhur kırmızı serumlardan. Hani yüzünüze sürüyorsunuz, böyle kan gibi oluyor yüzünüz. Ondan sonra bekletiyorsunuz işte 2 ila 8 dakika arasında. Ondan sonra ya da 10 dakika arasında yıkıyorsunuz. Bunun yüzdesi güzel, %10. Normalde The Ordinary'ninkini ben kullanıyordum. O %30. Mesela yeni başlayacak olanlara biraz ağır gelebilir. Ama eğer ki bir peeling solüsyon kullanmak istiyorsanız ve daha önceden de hani bu AHA BHA'lı olan tonikleri, serumları falan biraz kullandıysanız, cildiniz hafif alışıksa bu %10'luk olan peeling solüsyonu haftada bir ya da 10 günde bir gibi kullanmaya başlanabilir. Kaç yaş derseniz yani cildinizin durumuna bağlı ama 25 üstü bence daha iyi olacaktır. Yine de cildinizde böyle bir hassasiyet varsa, rozalı cilt varsa kesinlikle kullanmayın. Doktorunuza sormadan da denemeyin. Aktif sivilceniz varsa falan kullanmayın yani mesela. Onlar birazcık iyileşsin, sakinleşsin, cildiniz bir toparlansın. Ondan sonra bu tür ürünlere geçin diye söyleyebilirim. Ben buna dediğim gibi küçük boyunu kullandım. Beğendim yapısını. Büyük boyuna da devam edeceğim bu şekilde. Bu da The New Lab'den gelen üründü. Evet, şimdi devam ediyorum. Bir tane yeni bir marka. Aslında Instagram'da paylaştım. Ben güneş kremi olarak yapısını beğendim. Cildimdeki duruşunu da beğendim. Sizlerle de bu video içerisinde de paylaşayım dedim. Foodaholic ismindeki bir marka. O kadar güzel bir güneş kremi ki sürümü falan çok güzel. Cilt tarafından da çok güzel emiliyor. Normalde güneş kremlerinin o ciltte yarattığı bir yoğunluk, ağırlık vardır ya, asla onu yapmıyor. Hem kimyasal hem fiziksel koruyucular içeren bir yapıya sahip. 50 SPF'i var ve pH'sında da 3+'ı bulunuyor. Foodaholic yine bir Kore markası. Aşağıya linklerini bırakacağım ürünlerin. Şöyle size ürünün yapısını göstereceğim. Bakın. Şimdi elimin üzerinde. Ürüne bir bakın. Sürdükten sonra hiç beyazlık kalmadan nasıl dağılıyor. Altına da 2 tane farklı krem sürdüm yani az önce. Hem retinol kremi hem de bariyer kremi var. Yıkamadım, elimi üzerine sürdüm. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay dağılıp ciltte hemen emilen, hiçbir şekilde böyle bembeyaz kalmıyor ki içerisinde çinko oksit, titanyum dioksit olduğu halde böyle beyazlık bırakmadan çok kolay emilen konforlu bir krem olduğunu söyleyebilirim. Her cilt tipine uygun gibi gözüküyor yapısı. Bir haftadır kullanıyorum. Hiçbir şekilde de cildimde sivilcelenme de yapmadı. 70 gramlık, 70 mililitrelik bir boyda. Fiyatı da oldukça uygun, makul yani bu boydaki bir ürüne göre. Her cilt tipi dediğim gibi kullanabilir. Aslında tam kış aylarında da ideal olarak kullanabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum ben. Ben yapısını çok beğendim. Bir bakabilirsiniz, aşağı ekleyeceğim. Bir de yine aynı markanın, Foodaholic markasının bir göz kremi. Göz kremi derken Eye and Face Cream olarak geçiyor bu. Nature Eye and Face Cream Snail olanı. Bunun bir kolajenlisi vardı. Bu elimdeki salyangoz özü de içeren versiyonu. Böyle kocaman bir tüp. 40 gramlık koca bir tüp. Bu genelde Kore ürünlerinde, Mizon'un da daha önceden böyle kullanmıştım. Hem yüz hem göze uygulanabilen anti-aging kremler bunlar. Şöyle incecik sıkabiliyorsunuz. Tüpün ucu göz kremi olarak da düşünüldüğü için ince çıkarması için böyle planlanmış. O kadar kolay emiliyor ki ciltte. Hiçbir şekilde yoğunluk bırakmıyor. Çok kolay bir şekilde dağıldı. Ve hiçbir şekilde de göz çevremde milya vesaire oluşumuna da sebep olmadı. Bir haftadır ben bunu sabah akşam kullanıyorum. Çok da beğendim. Yüzde de kullanabilirsiniz, boyunda da kullanabilirsiniz. 40 mililitrelik kocaman bir tüpte olması büyük bir avantaj. Salyangoz özü de bulunuyor içerisinde. Whitening anti wrinkle olarak geçiyor. Cildi beyazlatma etkileri de var, aydınlatma etkileri de var. Bir bakın derim. Kolajenli olanı da var yine aynı şekilde. Kolajen desteği isteyenler de ona bakabilirler. Şimdi size ilginç bir üründen bahsedeceğim. Ben aslına bakarsanız daha önceden bu serumlarından bahsetmiştim, Barulab'ın. Peptit serumlarını çok beğendiğimi. Bu ürün bana Lavera Türkiye ekibi tarafından gönderilmişti. Ben kullanıyorum şu anda bu ürünleri zaten. Çok beğenerek kullanıyorum. Yine daha önceden paylaşmıştım. Hatta Instagram'da da paylaşmıştım. Bir de böyle bir Airbrush diye bir ürün geldi. Airbrush Pro olarak geçen yine Barulab'ın bir ürünü. Yüz temizlemek için bir ürün bu. Çok enteresan. Belki göreniniz olmuştur ama görmeyenler için ben şimdi sizlere bunu anlatacağım. Şöyle, burası tamamen silikon ve böyle minicik nasıl diyeyim, çıkıntıları var. Yani kılları varmış gibi üzerinde. Şurada bir böyle pompası var. Açıyorsunuz yukarı doğru. Airbrush olarak geçiyor bakın bu. Buradan pompaladığınız zaman böyle. Şimdi ön taraf şişmeye başlıyor. İçerisine hava veriyorsunuz yani bunu. Bakın gördünüz mü? Ön taraf balon gibi oldu. Yükseldi. Evet, böyle şişiriyorsunuz ön tarafı. Yüzünüzün şekline göre, yıkamak istediğiniz şekle göre içerisine şişirdikten sonra yüzünüze işte böyle bir jel vesaire neyse yıkama ürününüzü sürüp bununla böyle foşur foşur köpürterek yıkayabiliyorsunuz. Yüz yıkamak için destek olabilecek bir ürün. İçerisindeki havayı yıkadıktan sonra boşaltmak istiyorsanız da şuradan üzerine basıyorsunuz. Üzerine basarak alttan ittirdiğiniz zaman bu tekrardan eski haline geliyor. İster böyle yıkayın, yani yüzünüzün şekline göre, ister biraz şişirerek daha iyi her yere girebiliyor. Bu şekilde yüz ve boynunuzu yıkarken kullanabileceğiniz, elde böyle masajla yapacak, yine gözeneklerin temizliğine de yardım olacak, yumuşacık da silikon yüzeyi olan böyle bir alet çıkarmışlar. Yani elde kullanılacak bir alet. Eğer ki bu tür bir yüz temizliği aletine ihtiyacınız varsa Barulab'ın bu ürününe de bakabilirsiniz. Bir de aynı zamanda şöyle bir parçası var. Bunun da arkasında yapışkanı var. Hani bir yere yapıştırıp banyoda bu şekilde kurumaya da bırakabilirsiniz. Duvara vesaire böyle yapıştırıp kuruduktan sonra tekrar alıp kullanabilirsiniz gibi. Evet, bununla da dediğim gibi hani böyle bir cilt temizliğini pratik olarak yapmak isteyenler, gözenekleri birazcık daha temizlemek istiyorum diye düşünenlerin kullanabileceği Airbrush Pro olarak geçen Barulab'ın bu ürünü de var. Bundan sonrasında geçiyorum başka bir ürüne. Bu da aslına bakarsanız yılbaşı döneminde geldi bana. Yani yakın zamanda değil, yılbaşı, tam yılbaşına yeni yıla girmek üzereyken. Daha önceden benim kullandığım ve çok beğendiğim Dear Claire's'ın Supple Preparation Toner adlı ürünü. Ben bu toniğe bayılıyorum. Özellikle de tonik kullanımında cilde hassas olanlara tavsiye edebileceğim çok güzel bir tonik. Alkol içeriği yok, içerisinde asit de yok. Aynı zamanda cilt ile uyumlu pH'i var. 7 tonik yönteminde de kullanabileceğiniz bir tonik olduğunu da söyleyebilirim. O yüzden cildinize bol bol uygulayarak sabah akşam nem vermek için ve tonikten sonra serum adımındaki ürünlerin cildinize daha iyi emilebilmesi için tonik olarak kullanabilecek güzel bir ürün. Ben dediğim gibi daha önceden kullanmıştım. Bunlar da yine Korendi sitesinden bana hediye olarak gelmişti ve yanında da yine Dear Claire's'ın çok sevdiğim %5'lik saf C vitamini içeren bu serumu da var. Mesela C vitamini kullanmaya yeni başlayacak olanların kullanabileceği bir yüzdeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Saf C vitamini kullanmak istiyorum ben, yüzdesi de düşük olsun diyorsanız kullanabileceğiniz kaliteli, iyi içerikli serumlardan bir tanesi. İlk başladığım zamanlarda ben de yine %5'i kullanmıştım. Ben tabii ki yaşım dolayısıyla ve cildim birazcık daha hani böyle tolere edebildiği için %10, %10 üstü olan %15'ler vesaire de By Wish Trend'in yine kullandığımda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hatta %20'lere kadar rahatlıkla çıkabiliyorum. Ama yeni başlayacak olanlara %5'lik olan saf C vitamini içeren bu serumu kesinlikle tavsiye ederim. Gayet güzel içeriklere sahip olan harika bir serum. Önce nemlendiricinizi sürersiniz sabah, arkasından da üzerine bu %5 saf C vitamini sürersiniz. Üzerine bir nemlendirici krem veya nemlendirici içerikli bir güneş kremi ile kapanışı yaparsınız. Harika bir cilt bakımı olmuş olur sabah rutininde. Korendi'den de bunlar marka hediyesi olarak gelmişti bana. Şöyle Limoni'an gelen yeni ürünler var. Onları göstereceğim. Limoni'an sitesinin yeni bir markası var. Bu da Skin Miso adında bir marka. Skin Miso da yine bir Kore markası. 3 tane ürün vardı sitesinde sanırım. Bunlar gözenek serisi olarak geçiyor. Real Clean Peeling Gel ve Pore Corset Serum olarak geçen, gözenekleri iyice temizlemek ve üzerine de çok güzel bir şekilde sıkılaştırmak için olan bir seri. Aynı zamanda toniği de var bir de bu seride. Bu Real Clean Peeling Gel olarak yazan, cildinizin üzerinde böyle sürerken, uygularken hafif böyle topaklanmaya başlayıp ciltte gözeneklerin içerisini iyice temizleyebilme özelliğinde olan peeling jellerden. Henüz kullanmaya başlamadım çünkü bugün geldi. Kullandıktan sonra yine size uygulama sonrasındaki izlenimlerini ekleyeceğim. Bu zaten şöyle bir hani ön bir video, ürünler hakkında ön bilgi verme videosu gibi düşünün bunu. Kullandığım ürünler hakkında biliyorsunuz ki ben cilt bakım rutini uygulamalarımda ve favoriler videolarımda size bahsediyorum. İçerikleri bakımından bitkisel içeriklere sahip olan ve bitkisel içerikler sayesinde cildinize o peeling özelliğini veren, dolayısıyla çok da böyle hani cildinizi tahriş edebilecek yüksek yüzdelerde asit içermediği için de beğendiğim içeriklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Bir de Skin Miso'nun böyle Pore Corset serumu var. Onu da şöyle göstereceğim. Böyle bir ambalajda, yine bu da gözeneklerin birazcık daha sıkılaşmasını, daha yokmuş gibi görünmesini, tamamen gözenekleri tabii ki kaybetmez ama gözeneklerin içerisindeki sebumu temizlediği zaman daha sıkı bir görünüm elde edebilirsiniz. Onun için henüz açmadım. Bunları da kullandıktan sonra eminim içinizde çok merak edenler olacaktır bunların sonuçlarını. Biraz şu bölgelerde benim de gözeneklerim, burun kenarlarında, şu yanağımın şu kısımlarında gözeneklerim var. Bakalım oralarda nasıl olacak? Uygulamalar sonrasında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Aynı zamanda o seriyle birlikte gelen İki tane böyle yüz maskesi var. Ben bu maskeleri çok seviyorum. Meje Care markasının maskeleri. Bir tanesi kolajen, bir tanesi de hyaluronik asit maskeler. Zaten hep kullandığım maskeler. Çok güzel nem veriyor cilde. Bir de hiç kullanmamıştım. Petife'nin böyle iki tane boyun maskesini yollamışlar. Gold Neck Pack diye geçiyor. Böyle kanat şeklinde sanırım. Öyle görmüştüm sitesinde. Boynunuza da maske uygulamak isterseniz böyle kanat şeklinde yapıştırarak yüzünüzde başka bir maskeyle nem verirken yine boynunuza da bunlarla nem verebiliyormuşsunuz. Hem boyun için diyor hem şu dekolte bölgenize de yapıştırabiliyormuşsunuz. 24 karat altın bulunuyormuş içerisinde. Hem nemlendirici hem de sıkılaştırıcı altın özü etkisi varmış. Bunları deneyeceğim, merak ettim. Hatta bu akşam hemen uygulayabilirim merakla. Bir de yine White Milky Cream Pack olarak gelen bir de nemlendirici kremi vardı. Bunu da hiç denemedim. Medi Queens adlı markaya ait olan bir ürün. Bakalım bunu da kullandıktan sonra sizlere bilgisini vereceğim. Yine içerisinde niacinamide bulunan, cilde aydınlatma etkileri olan, titanyum dioksitte bulunan böyle bir kremmiş. Bakalım bu da nasıl? Evet, bunlar da benim sizlere göstereceğim ürünler. Dediğim gibi bazıları markalardan gelenler, bazıları yaptığım alışverişlerdi. Ürünlerle ilgili tüm detaylar aşağıda açıklama kutusunda ulaşabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.